Nerelerde miyim? Özle biraz, özle. Niye bana şeker diyorsun ya? E deme tabii ya. Ne öyle horoz şekeri der gibi? Morağa uğrayacaktım. Ya. E ama uğramam lazım canım ya. Tabii tabii. Cebimdeki para ancak yarım ekmek kokoreçe yeter. İstersen geleyim. He? Tamam canım, öptüm. Çıktın ama. Evcilik oynuyoruz sanki. Dede? Ne haber? Evde misin? Uğrayacağım sana. Tamam oğlum. Dikkatli gel ha, aman diyeyim. Tamam. Tamam oğlum. Hadi, hadi. Özlemişim vallahi dede ya. Belli belli. İnsan uğrar arada, hayırsız. Derslerden kafamı kaldıramıyorum dede. Yoksa gelmem mi? Tabii canım, tabii. Ballı hılamur yapıyorum. İçersin değil mi? Ha, içmem mi? Bayılırım dede. İyi. Dede? Yaşlı baya yardımcı eleman. Ne dersin Ömer? Ya olur mu öyle şey canım? Bilmiyorum vallahi. Benim çok içime sinmedi. Çalışmak ayıp mı canım? Şu zamana kadar sen çalıştın evladım. Hazırı ye ye nereye kadar? Yarın gitsin bir konuşsun bence. Konuş madem. Ama biz bir daha bakalım gene. Hemen olur falan deme. Demem tabii. Merak etme. Burcu geldi. Elleme çalışsın oğlum. Yoksa bugün yazılı bunların olduk. Boğazı bakmakla doldurmaz. Bırak. Senin sağlığından önemli mi Allah aşkına? Yazılı olduk. Yıldızlı pekiği almış. Aferin benim kızıma. Aferin. Canım kızım. Aferin güzel kızım. Seninle gurur duyuyorum bir tanem. Hep böyle çalışkan ol, tamam mı kızım? Aferin sana. Erken kalktın gene. Sınavlar falan var dede. En civcivli zamanı şimdi. Uğrarım nasılsa gene. Hadi evladım, dikkatli ol ama. Hoşça kal dede. Aha.
Sınavlar ha. En cimri zaman. Öyle olsun. Sakın öleyim falan deme. Burcu bak. Bu çok güzel. Nereye gidiyor bu? Okula. Burcu, ne bu akşama kadar oyun? Yok mu senin dersin filan? Aa. Hadi kızım, sen de evine. Aa, anası babası yok mu bunların canım? Oynasınlar biraz anne. Nasılsa az sonra çağırırlar Aslı'yı. Biz yaptık dersimizi. İyi ana. Sıpanıza laf da söylemeyelim artık. Biz dış kapının mandalıyız ya bu evde. Olur mu anne hiç? O nasıl söz öyle? Tabii tabii. Gitme. Bak gördün mü, gitti işte senin yüzünden. Bak şimdi alırım seni ayağımın altına velek. Burcu. Sus bakayım, ayıp. Yarım ağızla söyleme. Yarım ağızla söyleme. Tamam anne. Bu çocuğu bile fişfikliyorsun bana karşı. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yine bağırttın değil mi şunu? Ben bir şey demedim ki Ömer. Tabii. Sen hiç suçlu olmazsın zaten. Şu hasta halim bana yetiyor zaten. Bir de sizinle uğraşmayayım. Ömer. Bir görünsene. Belki de bir şeyin yoktur. İnanmıyorsun değil mi? Ben yalan söylüyorum değil mi? Canım, hayır tabii. Ama... Ömer, 20 sene boyunca sana hastasın demiş annen. Niye belli bir sebep yokken... Ya bu kadar olur ya. Ne istiyorsun annemden, ne? Hiçbir şey Ömer. Hiçbir şey. Buyurun. Altılı bira. Hı-hı. Üstü kalsın. Peki. (Gülüyor)
Para kadar idare eder mi bizi? Fazla bile. Dağıtacağız abi bugün. Of. Hadi artık gidelim. Hadi. Biz Burcu gelmeden dönmüş oluruz inşallah. Tamam. Dolaba koydum, yemek var. Tamam. Sen hiç meraklanma oğlum, tamam mı? Hiç meraklanma. Ben yanındayım onun. Şimdi hanginiz bu işe... O tabii amca. Aa. Benim. Vallahi ben öyle hani şirketler falan var. Onlardan istemedim. Onlar kurdu olmuşlar bu meseleler. Bunun da öyle bir şeyi yok zaten. Evladım, benim durumum belli. Şeker de var bende, tuz da var. Hasılı kaç hap içiyorum günde... Doktorlar kaçını saydı unuttum artık. Burada da yapılacak işler belli. Eğer şartlarım da uyarsa... Tabii. Yalnız efendim... Evet. Ben sanırım kabul edemem. Peki neden? Ben... Ne bileyim, bir işiniz falan vardır diye. Yani yalnız bir erkeğin olduğu evde... Anlaşıldı. Haklısın. Sen evde olduğunda ben olmayı veririm. Tamam mı? Doktor randevumu, emekli toplantımı senin geldiğin günlere denk getiririm. Tamam mı? Tamam. O zaman anlaştık. Hemen işe başlarsın. Aklını mı kaçırdın sen? Adam deseydi keyfin bilir o zaman diye... ...ne yapacaktın öyle dımdızlak? İyi ama... Verdiği parayı duydun ya adamın. Deli misin sen?
Ama anne, bir yabancının yanında ne bileyim tek başıma. Ayol, ununu elemiş eleğini asmış adam. Daha neyin hesabını yapıyorsun sen? Adam mutfağa zor gidiyor. Sen namus taslayacağına burcun lokunu. Namus taslanmaz anne. Ya kalır ya gider. Benim hiç istikametimi bozmaya niyetim yok. Tabii, tabii. Burcu, canım, yatağına yat hadi. Anne ya. Üşüyeceksin hadi. Hadi gel canım. Gel gel. Düşünüp durma öyle kukumav kuşu gibi. Bırak çalışsın. Ne var yani? Eve 3 kuruş para girer hiç olmazsa. Tamam da anne. Bilmiyorum ki ne olur. Başka birinin evinde. Yok, ben gördüm adamı. Sadece dikkat et şımarmasın. Şımarmak mı? Saf saf konuşma çocuk. Para şımartır insanı. Yarın öbür gün aman napakanızı ben getiriyorum diye çıkar oturur tepemize. Her şeyinize karışır durur. Anne neler söylüyorsun? Sen ol. Gemini baştan sıkı tut oğlum. Aman ha. Anne yapma Allah aşkına. Zaten sen yokken Burcu da bana karşı fiş fikri yok. Ah bilsen neler yapıyorlar neler oğlum. Geldin mi kızım? Geç hadi, gir içeri. Evlat ben odamda olacağım. Sen rahatına bak. Ne yapacağını bilirsin. Peki efendim. Bana Naim amca de. Efendiliği kim kaybetmiş de biz bulmuşuz. Allah cezanı versin Emi adam. Ben geldim baba. Tüh. Hoş geldin kızım gel. Annem gelmedi mi daha? Akşama doğru kızım. İşe başladı ya unuttun mu? Ha. Annem ne yapıyordur şimdi baba? Ne yapacak çocuğu? Annenin noter katip yapacak halleri yok ya. Bulaşık, temizlik, çamaşır. Annenin elinden ne gelir ki başka? Onları da yapabilse hani. Hiç bile değil. Git otur dersine çalış. Çok bilmiş. Annem her şeyi de yapar. Hem de senden iyi.
Bu ikisi eninde sonunda bizi defe koyarlar ama bakalım hayırlısı. Ağaç olduk ağaç. Yuh yani. Tamam baba ya, tamam ya. Ya bu koku ne böyle? Ne kokusu? Sen kafayı yedin Tolga. Şakir'in kaymış. Sabah onda mı başlıyorsun artık içmeye arkadaş? Bırak tıraşı ya. Nereye gidiyoruz? Bir şeyler yiyelim. Sonra benim moruğa uğramam lazım. Ne değil mi? Evet. Paralar sürümü çekti. Versene şunu. Paralar suyunu çekti ha? Merhaba. Dedem evde mi? Dede? Aha. Ha, Naim Bey. Evet evde. İyi de sen kimsin ya? Nerelerdesin hayırsız? Ya biliyorsun işte dede. Öyle yani. Hmm. O kapıdan çıkan kadın kimdi dede? Ha, o mu? Şu eleman. Başladı mı yoksa? Başladı. Bir hafta oluyor. İyi. Geç otur oğlum. Nasıl? Memnun musun?
Nasılsın kızım? Geç kalmadım değil mi? Yok. Nerede millet? Babaannem uyuyor. Öyle mi? Ya baban? Bilmem. Dışarıda. Anne biliyor musun? Yavaş kızım. Babaanneni uyandırma. Yemek yemedik biz. Yemediniz mi? Neden? Babaannem annen gelsin de yapsın dedi. Duyuyorum söylediklerini. Duyuyorum. Şu çocuğu doldurmasan, üstüme salmasan olmuyor değil mi? Ne diyorsun sen anne? Kapı önünde tembihle, gel içeride konuştur. Ayıp be ayıp. Anne, niye öyle bir şey yapayım ki? Kazanacağın parayla kafamızı kıracaksan lazım değil bize. Biz soğanı bölüp yeriz. Yeter ki ağzımızın tadı olsun. Ne oluyor? Ne olacak canım? Akşam akşam kızı bir yandan, anası bir yandan basıyorlar kalayı yani. Ama hayır. Neler diyorsun anne sen? Yok. Ben bu kadar hakarete artık tahammül edemem. Yalan söylüyor. Sus. Öpeyim sen dede. Ayağını kesme bakalım hadi. Görüşürüz dede. Güle güle. Ha dede. Hı? Şu kadın. Her gün geliyor mu? Hadi bakalım hadi. Yemeğe de gel bir ara. Reyhan. Parayı masanın üzerine bıraktım. Haftalığı yani. Reyhan. Ben... Bana sorabilirdin Ömer. Asıl yalancı o. Üşüteceksin ama oğlum, gir içeri. Belki daha iyi olur. Ha anne. Thank you.
Merhaba. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Naim amca. Geldiğini duymadım. Bir şey sorabilir miyim? Evet tabii. Hep görüyorum. Kur'an-ı Kerim'i önünüze alıp öylece tutuyorsunuz. Ya da hiç açmadan. Yani ne bileyim, merak ettim. Kusura bakmayın. Merhaba. Nasılsınız? Buyurun. Kızım hoş geldin. Nasıl geçti okul? İyi. Hadi bakalım. Hava alayım dedim de biraz. Baba. Efendim kızım. Neden bütün gün evdesin baba? Ama Burcu, biliyorsun ben... Baba, bütün doktorlar iyi olduğunu söylüyor. Ama sen... Yine başlama. Annem nasıl uğraşıyor bak. Ben istemiyorum böyle baba. Niye toplamıyorsun kendini? Burcu bak. Bana kız baba. Anneme de vur. Böylece her şey düzelir belki. Ben de çıkıyorum. Sizi bırakayım isterseniz. Hayır. Sağ olun.
Reyhan. Bir dakika dinler misin? Ne istiyorsunuz benden? Laf uzatmayı sevmem. Hoşlandım senden. Hem de çok. Reyhan değil mi bu? O da yanındaki kim? Çok güzel bir kadınsın. Haddini bil. Göreceksin. Ben kolay vazgeçmem. Ne bu şimdi ayol? Bilmem ki. Bir garabet durum var ya. Ama Reyhan tokat vurdu. Ne bileyim anam. Naz mıdır, Niyaz mıdır? Tövbe tövbe. Anne, ne oldu? Hiç kızım. Reyhan. Ne olduğunu anlatmayacak mısın? Hayır. Anlatmak istemiyorum. İyi ama... Ömer, ne olur. Peki, sen bilirsin. Ama bundan sonra gelip çalışacağım deme bana. İşte görüyorsun. Gittin başına neler geldi. Çalışacağım demeyeyim ha? Ne olacak peki? Burcu nasıl okuyacak? Ne yiyip ne içeceğiz ha? Sesini yükseltme. Yükseltme sesini. Ömer, biz bunu yapmaya... Su alacaktım da. Hay Allah ya. Bak gördün mü rezaleti? Berbat oldu her yer. Bu kız niye gelmedi yahu? Başına bir şey gelmesin çocuğun. Nerede anam? Nerede dedim? İçeride. Anne? Reyhan! Allah'ın belası! Ne gel oluyor? Buraya. Gel ne dedim. Oldu anne? Gel! Al sana! Anne! Anne! Var mısınız? Ekibarlık edersin. Anne! Ha? Baba! Allah ne oluyor? Senin ceza edersin. Baba ne yapma! Allah senin ceza edersin. Baba! Elin anne! Elin hep böyle fil girdeşirsin ha! Anne! Ne oluyor? Kesin! Anne dur! Öldüreceğim! Dur! Olacağım ben seni! Durun! Ne oluyor size? Karına sor! Karına sor bunu! Reyhan! Afrandan tafrandan yanına varılmıyor! Üfleyince mangalda kül bırakmıyorsun! Git!
Mahalle nasıl fokur fokur kaynıyor karının havadisiyle. Git de kendi kulaklarınla duy. Akılsız. Ben bu zillete katlanırım diyorsan al hayrını gör. Ama ben duramam. Tamam mı? Duramam. Kemiklerinin hepsini kırmadan anlat bana. Hemen. Bugün tedarikli değilim oğlum. Bir dahaki sefer olur mu? Öyle mi? Sen de biraz iktisatlı git bakalım kerata. Hazıra daha dayanmaz. Tolga. Benim yardımcı kız Reyhan. Bir şey olmadı değil mi? Nasıl bir şey? Ne bileyim. Bir şey demedin ya da yapmadın değil mi kıza? Yok canım. Ne ilgisi var? Ben bir hizmetçi kıza yani. İşe gelmiyor da bir haber de vermedi. Merak ediyorum. Ya bul yenisini de desen de Allah Allah. Ne var ki? Sürüsüne bereket. Eyvallah. Eşek herif. Asıl senin sürüne bereket. Beyhan az bulunur ama. Az bulunur. Anne. Ömer dinle. Anne gitme ne olur gitme. Geçin. Defol buradan. Katil mi etkisi mi? Defol. Anne. Anne. Sus. Anne. Kes ağlamı. Geçin. Sus. Burcu, hadi kızım, acıkmadın mı? Hayır. Ama bir şey yemedin ki kızım. Senin pişirdiğini yemek istemiyorum. Bana bak, aldırma köteği elime. Anası kılıklı. Anne, yeterince derdimiz var. Yapma.
Aa, Allah başka dert vermesin oğlum. Aa, tenceresinde pişirir, kapağında yeriz. Sen o püsküllü beladan kurtulduğuna şükret. Onca dedim. Ama ana sözü dinlemek de zamanla demek ki. Geç otur kızım. Geç şöyle geç. İlk kez başıma geldi bu. Hiç, hiç ihtimal vermezdim. Her şeyin bir çaresi bulunur be kızım. Sakinleşsene böyle. Demek öyle. Peki kayınvaliden nereden ne duymuş? Gerekçesi neymiş, bir şey söylemedi mi? Hayır. Hay Allah. Reyhan! Reyhan! Bir dakika dinler misin? Ne istiyorsunuz benden? Laf uzatmayı sevmem. Hoşlandım senden. Hem de çok. Çok güzel bir kadınsın. Haddini bil. Hadi yat kızım. Sabah ola hayır. Hem meraklanma. Ailedir bu nihayet. Çocuğun var, kocan var. Aile bu. Yumurta değil ki bir fiskeyle parçalansın. Değil mi ya? Sabah bakar düşünürüz. Bir çaresi bulunur elbette. Geç misafir odasına. Kilitle kapını. Dinlen biraz. Hadi evladım. Ay. Kızım, kimseyi kurtarmak için ateşe atma kendini, olur mu? Burası mıymış evladım? Mahalle burası amca. Ama aradığın ev hangisi bilemeyiz. Onu da birilerine soruveririz canım. Tamam. Hah bak. Şuraya yanaş da soru verelim. Tamam amca. Bir dakika. Selamun aleyküm. Abi biz buğdaycı sokağı arıyorduk da. Buradan yukarı doğru çıkın. Sola döndüğünüz vakit biraz ileride. Sağ olasın. Hadi gidelim oğlum. Reyhan kızım, işim vardı, erkenden çıktım. Kapıyı kimseye açma, rahatına bak. Naim. Tarif ettikleri yer burası amca. Tamam evladım. Yanaş bakalım. Tamam. Ah.
Bekle olur mu? İşimiz uzun değil. Tamam amca, beklerim. Hayırdır? Sen Burcu musun? Evet. Annen hep söz eder senden. Maşallah, maşallah. Ne oldu? Çalıştığı evin sahibi. Neydi isminiz? Naim benim adım. Naim Köseoğlu. Buyurun. Reyhan Hanım kızım, zannederim aranızda bir şeyler o. Ayol, 3 kuruş maaşını verdim diye karı koca arasına da mı girilecek artık? Aa! Diyeceğim o ki... Zaten rezalet ayyuka çıkmış efendim. Bir de gelip burada neyin hesabını yapıyorsun sen? Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah. Oğlum, şu 2 satır lafımı edebilecek miyim ben? Ben kendi namıma bir edepsizlik yapmak niyetinde değilim. Sen bana edepsiz mi diyorsun be? Anne yeter artık. Ne diyorsun sen? Nasıl anlarsanız. Allah'ın sakat ihtiyarı. Defol buradan. Anne yeter artık, gir içeri. Şunu söyleyin tamam, ama. Tamam, gir içeri. İnsan sakat olmasa da kadına el kaldıramaz, değil mi? Neden geldiniz buraya? Hanımın, Reyhan benim elimde evladım. Hiç akrabası yokmuş, doğru mu? Yok. Evet ama... Onu bunu yapmaya mecbur etmemeliydin. Bu seni hiç ilgilendirmez. Git buradan. O duyduğun adam benim torunum. Ne dedin sen? Taksimetre işliyor baba. Keyfine bak. Şimdi onu düşünecek zaman değil. Çıkabilse şu evden. Niye gidiyorsun ha, niye? Anne, abartıyorsun. Kuzu kuzu arkandan geldi mi dedirteceksin? Tükürdüğünü yalayacak mısın? Gidelim baba. Hı. Dur sen. Anne, bu iş fazla uzadı. Neden inat ediyorsun? Neden bu kadar kızgınsın? Sen kızma. Kızma sen. Sonra dizlerini döveceksin ama nafile. Gidelim kızım. Dur, gitme evladım. Yeter artık. Gidelim. Hadi.
Kim o? İşe bak. Bizim Yeşilçam güzeli de buradaymış. Benim Tolga. Naim amca evde yok. E olsun. Daha iyi ya. Açar mısın kapıyı? Hayır. Aç dedim. Kısmetli adamsın evlat. Lakin... Lakin anlayıp dinlemeden hüküm vermişsin. Bir de ceza kesmişsin üstüne üstüne. Evvela evladı hayalinin üstüne titriyeceksin. Ondan sonrası sırayla artık. Ama önce onlar. Ben ne hale gelmişim ya Rabbi? Ne hale? Az kaldı kızım. Az kaldı. Aç sana şunu. Aç dedim sana. Aç şunu. Aç şunu. Git buradan, git! Tamam. Sen istedin bunu. Tolga! Namussuz herif! Gel buraya! Anneciğim! Al seni pislik! Burcu kızım! Anneciğim! İyi misin? İyiyim. Yok bir şey. Ama çok... Zor yürüyorum ama hala noterede, tapu dairesine de gidecek gücüm var. Sen yoksun artık. Seni tanımıyorum. Defol buradan. Defol. Defol. Sizi öğretmemi ister misiniz? Ne? Efendim? Kur'an'ı diyorum. Öğretmemi ister misiniz? Ben... Nereden anladım bilmediğimi? Bu anlaşılır. Siz okuyamıyorsunuz. Çünkü onu bilen... Ondan uzak kalamaz. Kolaydır. Elif, B. Önce harfler. Sonrası gelir zaten. Sahi, öğretir misin bana evlat? Elbette. Başlayalım öyleyse. Hoş geldin anne. Hoş bulduk kızım. Babam yok anne. Yok mu? Nereye gitti? İş aramaya. İş mi? Evet iyiyim dedi. İş bu kadar iyi olmamışmış. Allah Allah. Kazandın mı şimdi? Efendim? Ömer'e de uçurdun evden bakalım. Hasta hasta o haliyle çocuk... O hasta değil anne. Bu evde borunu öttüremeyeceksin. Anladın mı? İstersen ağzınla kuş tut.
olmayacak. Bana dişin geçmez senin. Bir temizlikçi çekip çeviremez beni, anladın mı? O kadar da değil. Üzülme anne. Bak babam da iş bulacak. Hem bakarsın iyi olur. Bir araba bile alırız. Ha? Ne dersin? Ağrıları arttı herhalde. Tamam. Bir şey olursa ararsın beni. Güle güle. Hayırlı işler. Dikkatli kullan. Kolay gelsin. İlaçlar geldi. Hadi al bakalım. Bugünkü temizliğimizi de yapalım mı anne? Temizlik mi? Kazandın mı şimdi? Efendim? Ömer'i de uçurdun evden bakalım. Hasta hasta o haliyle çocuk. O hasta değil anne. Bu evde borunu öttüremeyeceksin, anladın mı? İstersen ağzınla kuş tut. Olmayacak. Bana dişin geçmez senin. Bir temizlikçi çekip çeviremez beni, anladın mı? O kadar da değil. Anne lütfen. Affet beni. Anne yapma. Bu kadar nankörlüğe, bu kadar insanlığı. Ne olur affet beni. Ne olur affet. Yorma kendini. Hadi. Kızını sadece kendine besle. Sadece kendine. Ve beni affet. Affet beni. Oh!
Affet kızım beni. Affet. Ne olur affet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.